Misafirlerimiz, tarihin başkenti Divriye, kültür kenti Divriye, Anadolu'nun Elhamra'sı Ulu Cami'ye hoş geldiniz. İsmim Mustafa Yıldırım. Ulu Cami ile ilgili hediyelik eşya işi yapıyorum. Caminin anlatımına yardımcı oluyorum. Divri Ulu Cami'ne uzaktan bakıldığında komple cami gibi. Fakat şu yükseltiden bu taraf Darüşşifa, akıl ve sinir hastalarının tedavi edildiği merkez. O zaman Avrupalılar akıl hastalarını öldürürken, yakarken bizim ecdadımız burada Kur'an-ı Kerim sesiyle, su sesiyle, tasavvuf musikisiyle akıl hastalarını tedavi etmiş. Darüşşifa kısmını Turan Melek Hanım yaptırmış. Cami kısmını eşi Ahmet Şah. Dolayısıyla bay ve bayanın bitişik yaptırdığı tek eser olma özelliğine sahip. Eser 1228 yılında başlamış, 1243 yılında bitmiştir. Baş mimarı Muğisoğlu Ahlatlı Hürrem Şah'tır. Hürrem Şah'ın ilk ve yegane eseri, başka eseri yoktur. Eser 1985 yılında UNESCO tarafından koruma altına alınan ilk eserlerden birisidir. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı himayesi altındadır. Şu anda Darüşşifa kapının önündeyiz. Yukarıda alında 22 tane yıldız var. 22 tane olmasının sebebi cami yaptıranların Peygamber Efendimizin 22. kuşaktan torunları olduğunu simgelemektedir. Pencerenin önündeki silindir sütun, denge sütunu. Bu sütun 1939 Erzincan depremine kadar el yordamıyla dönüyormuş. Dönerse eser dengede. 39 Erzincan depreminde dönme özelliğini kaybetmiş. Yapılan titiz çalışmayla tekrar dönmeye başladı. İslamiyet'in sembolü hilal. İçinde Davut yıldızı, Süleyman mührü. Şu sağ tarafta biraz şöyle gelirsek saç örgülü bayan var. Bayanın yüzünü kırmışlar. Sadece saç örgüleri var. Hemen simetrisinde mengüç küpeli erkek var. Onun da yüzünü kırmışlar. O zaman erkekler mengüç küpesi takarmış. Gücü, asaleti belirtmek için. Aynı zamanda Allah'ın kölesiyim. Allah her zaman aklımda mesajı veriyor. Ama bazı cahil insanlar camide heykel olmaz diye kırmış. Buranın Darüşşifa olduğunu unutmuş. Asıl yapılış sebebi biri şems, biri kamer, biri güneş, biri ay, biri kadın, biri erkek. Din ayrımı da yok. Kadın erkek ayrımı da yok. Burası Darüşşifa, burası medrese. Herkes girebilir mesajı vermiştir. Şuradan başlayan kufiyatle yazan Bismillah yazmakta. Yine bu tarafta Bismillah yazmakta kufiyatle. Kitabede yazan Emre emir verdi. Allah'ın affına muhtaç, aciz ve zayıf kul. Bu Darüşşifa'nın yapımı Behram Şah'ın kızı Turan Melek Hanım tarafından Hicri 626 yılında başlanmıştır. Allah mülkünü daim etsin yazmaktadır. Buyurun Darüşşifa'ya geçelim. Biraz yaklaşalım. Biraz böyle ortaya doğru gelelim efendim. İki motif görüntü çizeceğiz burada. Kıymetli misafirlerimiz, bu sağlı sollu odalar Darüşşifa'nın refakatçi odaları. Hasta yakınları kalıyor, refakatçi odaları. Kapının üzerinde rüzgar gülleri var. Burada da rüzgar gülleri var. Bunlar birbirinden farklı. Akıl hastalarını tedavi ettikten sonra burada test ederlermiş. Birbirine benziyor derse tedaviye devam, farkı fark ederse tedavi olduğunda bırakırlarmış. Buyurun. Evet, yaklaşalım. Efendim, burası havuz tedavinin bir kolu. Aslında havuza su doldurdular.
Ama bazı insanlarımız suyu elledi, ağrıyan yerine sürdü. Bazısı eğildi, suyu içti şifalı diye. Onun için şu anda havuzu boşalttılar. Asıl çalışma sistemi şöyle. Çörtenlerden akan su havuz dolduktan sonra böyle taşıyor. Böyle geliyor, dönerek gidiyor. Ve şırıltı sesi çıkartıyor. Su sesi, şırıltı sesi, sahnede okunan Kur'an-ı Kerim sesi, hasta odalarına değişik ambiyans olarak gidiyor, akıl hastalarını tedavi ediyor. Hasta odaları aynı büyüklükte, birinde artık çıkıldığı zaman bas, diğerinde tiz. Hastanın derecesine göre oda yapılmış. Şuradaki sütun başında Kufiyat'a Allah yazmakta, öbür sütun başında Muhammed yazmakta, şu sütuna zevk değişik şekilleri, şu sütunda Türk damgası, Türk mührü, svastika var. Üst katta doktor odaları var. Merdivenleri açık bir yüksek yapmışlar. Normal insan bile emekliyere çıkıyor. Ki akıl hastalarının üst kata çıkması doktorları rahatsız etmesin. Yaklaşalım sahneye doğru. Misafirlerimiz, bu sahne, bu eyvan çok özel bir mekan. Ecdadımız 800 sene önce burada bası, tizi ayarlamış. Sağ tarafta sıfır noktadan başlayan iç iki yelpaze var. Sol tarafta sıfır noktadan başlayan dış iki yelpaze. O kadar hassas ki birbirini tamamlayan sıfır hatayla yapılmış yelpaze. Sağa dönünce ses değişik, sola dönünce değişik. Bugünkü eczacına ve tıbbı kurmanlığı birbirine sarılmış İslam olsun. Eczacılığın ve tıbbın logosu. Üzerinde yürüdüğümüz güneş saati. İçimizden birimiz böyle bir eser yapsak ismimizi kapının tepesine yazarız. Fren tutmaz bir de ışıklı yazarız. Bu şaheserin sahibi kemerin altına yazmasının sebebi Allah etmesin bir bina ilk önce kemerden yıkılır. Temennisi inşallah bu cami kıyameti görür. Eğer kıyametten önce yıkılacak olursa ilk önce benim ismim ayaklar altına düşsün. Eser yıkıldıktan sonra ismimin durmasının hiçbir anlamı yok mesajı vermiştir. Altın oran demek sıfır hata, mükemmellik demek. Elazığ'ın Allah'ın ölçüsüz Allah'adır. Gökyüzü, galaksi, sema. Havuzun üzeri açılır kapanır sistemdeymiş. Hasta olmadığı zaman burayı astronomi bilim merkezi olarak kullanmışlar ve 800 sene önce size işaret fizikteki omega'nın logosu. O. İçimizde ezan okuyacağım, bir daha söyleyecek biri var mı? Yok. Ses Allah vergisi, benim sesimle idare edin o zaman. Selavat getireyim, sağa sola dönünce akustiği fark edin. Ali ve sahibi
değişken bir an sonra gidip akıl hastalığını tedavi ediyor. Baş mimara demişler ki bize bir kabir odası yapın, vakti gelen vefat eden oraya defnolsun. Yan tarafta kabristan var. Kabristan'da Süleyman Şah, oğlu Ahmet Şah, Turan Melek Hanım, eşi Fatma Hanım ve akrabaları var. Turan Melek Hanım, Fatma Hanım ve akrabaları. Süleyman Şah derken parantez içinde dizideki Süleyman Şah değil, Mengücek Bey'i Süleyman Şah. Kapının üzerinde Allah'ın başlıkları kalıyor. Biraz yaklaşalım efendim, yaklaşalım. Tabutun üst kapağı. Herkes bir gün ölecek, ölümden kurtuluş yok. Biz de sizin gibiydik, dünyamızı değiştik. Komple düşündüğümüz zaman kalplerin tartıldığı mizan terazisi. Nedir mizan? Bu dünyadaki malın, mülkün, güzelliğin öbür tarafta faydası yok. Sadece kalpteki ameller tartılır. Bir insan dünyada iyilik, kötülük, günah, sevap, doğru, yanlış yapar. Kalbimizi dengede tutar. Allah'a yönelik olursanız ölümden korkmayın, Allah'a gelmekten korkmayın. Ecdadımızın ruhu için, Allah rızası için, tüm şehitlerimizin ruhu için El-Fatiha. Evet, yan kapıya doğru devam edelim. Kapının ismi çarşıya baktığı için çarşı kapı, batıya baktığı için batı kapı. Bayanların işlediği oyalar, danteller hat safhada olduğundan, duvarda asılı seccade gibi görüldüğünden tekstil kapı. Cami cemaatinin çıkış kapısı. Mayıs'tan Eylül'e kadar, yani bugün saat 3.30'da Kur'an-ı Kerim okuyan erkek gölgesi bu kapıda. Saat 3.30'da böyle Kur'an-ı Kerim okuyor. Saat 4'te namazda, kıyamda. Saat 4'te kıyamda. Ve insanlar fotoğrafını çekiyor böyle. Vakti olan misafirlerimiz geldiği zaman böyle gölgeyi görebilirler. Darüşşifa'da elle dönen bir denge taşı vardı. Burada da bu sütunlar 39 depremine kadar elle dönüyormuş. Dönerken boşa dönmesin diye üzerine Allah lafzını yazmışlar. Aynı zamanda zikir taşı. Allah diyerek dönsün. Allah birdirden yola çıkarak Allah lafzını burada italik yazmış. Eserin en büyük özelliği binlerce motif var. Hiçbirinin tekrarı yok. Allah'ın birliğine vurgu yapılmış. Yukarıda tabiri caizse araba farına benzeyen taşlar var. Bunların üzerinde aslında şunlar gibi motifler varmış. Bazı zır cahil insanlar kırmış, içinde bir şey aramış. Ama ecdadın ufku geniş, onu kıracak bir yaramazın geleceğini tahmin ettiğinden taş işçiliğinin altına taş işçiliği yerleştirmiş. Kıran cahiller bilmeden dünyada eşi benzeri olmayan taş işçiliği altındaki taş işçiliğini piyasaya çıkarmış. Onun üzerinde lale motifleri var. Lale tek soğanlıdır. Allah'ı temsil eder. Şurada tez lale var. Yerin ve göğün sahibi Allah'tır. Yukarıda küre taş, ucunda kanca. Kandil asmak için, aydınlatma feneri asmak için. En üstte çıkıntılı bir taş var. Bu taş, bu kapının kilit taşı. Restore edeceğiniz zaman ilk önce onu çıkaracaksınız ki öbürleri birbirinden ayrılsın. Logo gibi. Biraz ilerleyelim. Biraz daha gelelim efendim. Şu çift motifi görelim.
Efendim şu yukarıda büyük motif var. Peygamber Efendimiz'e atıfta bulunmak için gül bezekten çelenk. Şurada şahin kuşu var. Bu şahin kuşu Mengücekler'in logosu. O zaman Divriği Mengücekler'in başkenti. Boyun eğili pençe havada. Bu motif logo aynı zamanda Divriği Kaymakamlığı logosu. Boyun eğili neden? Yanında çift başlı Selçuklu var. Selçuklu'ya hürmetinden, tevazudan. Sana saygım var, tabiim. Ama pençe havada Selçuklu'ya diyor ki sana saygım var, hürmetim var. Ama yanlış ve haksızlık karşısında pençem havada, aklını alırım diyor. Buyurun devam edelim. Biraz daha yaklaşalım, güneşte kalmayalım. Kıymetli misafirlerimiz, diğer kapıları ayrı ayrı incelesek diğer kapılar da güzel. Ama bu kapı taş işçiliğinin zirve yaptığı bir kapı. Bütün enlerin toplandığı bir kapı. Bu kapının anlatılması çok uzun. Ben size özetinin özetini anlatacağım ki doymayasınız, bir daha gelesiniz inşallah. Bu kapının ismi de fazla. Kaleye baktığı için kale kapı, kuzeye baktığı için kuzey kapı, caminin girişi burası, girince kıble karşıda. Çıkarken sırtı kıbleye dönmesin diye kıbleye hürmetten yan kapıdan çıkış. Cümle kapı, kıble kapı. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen güller, laleler, sarmaşıklar, cennetten minik bahçecikler. Bu kapıda olduğu için bir ismi de cennet kapı. Cennet anaların ayakları altındadır. Hadis-i şerifinden yola çıkarak bu kapıda Temmuz Ağustos sabah 7'de namaz kılan bayan gölgesi. Kirpini gördük mü? Namaz kılan bayan. Temmuz Ağustos sabah 7. Kirpik. Bir hanımefendi sabah 7'de gelmişti. Onun da fotoğrafını böyle gölgenin önünde çektim. Ecdat buraya kazan yapmış. Kazan Anadolu'da bolluk, bereket anlamında. Altında köz, bugün bile kullandığımız sonsuzluk işareti. Üzerinde alev resmi, kazan üzeri boş. Kötü yaşarsanız boş hayat, cehennem hayatı, iyi yaşarsanız cennet, hayat ağacı, her şey var. Biz insanlar cennet güzelliklerle doludur, cennet hak edelim, cehennem ise boştur. Kapının etrafındaki yıldız bordürlerinin hiçbirinin göbek noktası birbirine benzemez. Allah'ın birliğine vurgu yapılmış. Hayat ağacı, güneş kursu, cennetin katmanları, İslamiyet'in sembolü hilal, içinde beylikler, devletler, hilal altında camiye girebilir mesaj vermiş. Vazo içerisinden çıkan sarmaşık, üzerinde 3 boyutlu lotus. Lotus, Hindistan'da, Afrika'da yetişir. O zaman Google amca da yok. Ecdat buraya 3 boyutlu yapmış. Lotus bataklıkta büyür, beyazdır, nilüfer çiçeğidir, saflığı ve temizliği anlatır. Geldik en can alıcı noktaya. Kapının üzerinde muhteşem bir kitabe var. Kitabe botanik bahçe içerisine yazılmış. Botanik din içerisinde sadeliğini koruyan bir kitabe. Kitabede yazan şudur. Emara emir verdi, Allah'ın affına muhtaç, aciz ve zayıf kul. Burayı yapsan da acizsin, zayıfsın, Allah'a muhtaçsın. Sağlığın olmasa yapamazsın. Bu cuma mescidinin yapımına Hicri 626 yılında başlanılması emredildi. Kitabenin ilk başında iki elif, ortasında gül var. Bitiminde de bülbül var. Biz bu camiyi bülbül ile gül olan aşkımızdan yaptık. Bize cami yaptıran bülbül ile gül olan aşktır. Gül Peygamber Efendimiz'in simgesi, bülbül ilahi aşkın, Allah ve Resulü aşkına yaptık mesajı. Gözleri nemlendiren bir mesaj. Muhyiddin Arabi'nin bir sözü var. Arifler duygularını anlatamaz, sembollerle belirtir. Tam da burası gül ve bülbül. Onun üzerinde bayanların gerdanlık süslemesi telkari sanatı.
Altında gümüşle kuyumcu dolur, ecdat taşa nakşetmiş. Tepede iki tane yıldız taş var. Bu yıldız taşın görevi, caminin girişi burası. Caminin önünde konuşulan sesi içeri bırakmıyor. Arkasında sarkıç taşlar var. Onlar da içeride okunan Kur'an-ı Kerim sesini dışarı yansıtıyor. 800 sene önce hoparlör sistemi. Sağ tarafta Allah Sultan'ın egemenliğini, adaletini daim etsin yazmakta. En üstte Sultan Alaaddin Keykubat'ın muazzam kılıcı yazmakta. Sol tarafta ayet-i kürsünün bir kısmı Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum yazmakta. Evet, kıymetli misafirlerimiz, içeride dünyada işi benzer olmayan bir mihrap göreceğiz. Ayakkabıları ayakkabılığa koyalım, çiğnenmesin. Yan tarafta başörtü var, ört alabilirsiniz. Buyurun. Şu an cennet kapının arkasındayız. Kapının üzerinde yumurta bir yönüne benzeyen taşlar var. Bu taşlar cami cemaatinin üzerine rahmet damlacıkları, aynı zamanda içeride okunan Kur'an-ı Kerim sesini dışarı yansıtan hoparlör sistem. Şurada sandıklar var. Bu sandıklar emanet sandığı. Ecdadımız eskiden atla deveyle hacca giderken kıymetli eşyalarını, altınını, elmasını buraya koymuş, dönüşte gelir sağlam olarak alırmış. Evet. Şu ince sütunlar orijinal sütun. Kalın sütunlar Mimar Sinan ekibi tarafından güçlendirilmiş sütun. Kubbedeki tuğlalı kısım Osmanlı zamanında çökmüş, Osmanlı tuğlayla örmüş. Şu çelik gerdirmeler yeni yapıldı. Şubat depreminde cami 30 santim sallandı. Şükür olsun fındık kadar taş düşmedi. Kubbedeki motifler yeni piyasaya çıktı. Üzeri betonla kaplıydı. Titiz bir çalışmayla temizlendi. Motifler piyasaya çıktı. Devam edelim efendim, buyurun. Biraz daha yaklaşalım. Şam kapısını görelim. Kıymetli misafirlerimiz, sizin solunuzda gözüken pencere gibi kısım aslında kapı. Şah kapısı, sultan kapısı, hünkâr kapısı. Kapı küçük, mütevazi. Kapının üzerinde mülk Allah'ındır yazmakta. Şah eğilerek girsin, gururunu kırsın. Allah'tan başkasının huzurunda eğilme mesajı versin. Namazını şah mahvilinde ayrıca kılarmış. Ayrı kılmasının sebebi kendini cemaatten soyutlamak değil, inzivaya çekinmek için, suikastlerden korunmak için. Muhteşem bir kubbe. Kubbenin içindeki kırmızı boyalar orijinal demir oksit boya. Ecdat 800 sene önce demir oksitten boya yapmış. Dünyada eşi benzer olmayan bir mihrap. Böyle bir mihrap dünyada yok. Kale kapısını andıran, saray kapısını andıran görüntü var. Sağlı sollu şambanlar, rükuda kuş, secdede kuş. Kabarmış kalpler. Yaklaşalım. Biraz daha yaklaşalım efendim. Bunu yakından görelim. Böyle bir mihrap dünyada yok. Üç boyutlu. Birinci boyut içeride. İkinci boyut dışarıda. Ve üçüncü boyut. Arası boş. Dantel gibi işlemiş. Evet. Evet. Taş. Hocanın göz hizasına kadar işleme yok, sade. Dikkati dağılmasın. Sonra birbirine kenetlenmiş içi boş kalpler, tez kalpler. Üzerinde içi dolu kalpler, tez kalpler.
Külahta iki tane elif, bir lale. İki elif, bir lale Allah demek. Allah'tan ümidi kesmeyin. Allah'a yakın olan kalpler dolu. Allah'a uzak olan kalpler boş. Allah'a yakın olmak için kalbi doldurmak gerekir mesajı vermiştir. Buraya baştan mı alalım? Evet, çok güzel, çok iyi olur. Hocanın göz hizasına kadar işleme yok sade. Birbirine kenetlenmiş içi boş kalpler, ters kalpler. İçi dolu kalpler, ters kalpler. Külahta iki tane yatay elif, bir lale. İki elif, bir lale Allah demek. Allah'tan ümidi kesmeyin. Allah'a yakın olan kalpler dolu. Allah'a uzak olan kalpler boş. Allah'a yakın olmak için kalbi doldurmak gerekir mesajı vermiştir. Evet, minbere geçelim. Kıymetli misafirlerimiz, bu minberi önceki videolarımızda abonoz ağacı diye anlattık. Ama güncelleme oldu, abonoz ağacı değil, cevizden yapılmış. Konu şu, isterse söğüt ağacından yapılsın. İki usta 12 senede yapmış. Kündekari sanatıyla birleştirmiş. Ahşap çivi kullanmış. Önemli yerlerinde demir çivi kullanmış. Bakın bu demir çivi. Eskiden mıh denirdi. Bak şurada da var. Şurada da var. Ama gizlemiş. Nasıl gizlemiş? Üzerine motif işlemiş, kamufle etmiş. Görselliği bozmamak için. Minberin üzerinde ayetler var, hadisler var. Örneğin Peygamber Efendimiz'in Tahiyyatül Mescid namazıyla ilgili hadisi nedir bu? Bir cami mescidi gezdiğiniz zaman en az iki rekat mescid namazı. Minberi yapan ustanın mührü Ameli Ahmedi bin İbrahim el Tiflisi. Gürcistan Tiflisi ustalar yapmış. Bayrağımızdaki yıldızın aynısından 57 yıldız bu tarafta, 57 yıldız öbür tarafta, 57-57, 114 Kur'an-ı Kerim'deki sure adeti. Hiçbir şey boşa yapılmamış, tesadüfi değil. Efendim şu motif üzeri betonla kaplıydı, temizlendi, piyasaya çıktı. Ben bunu bir televizyon kanalına yön olarak anlattım. Ama bir gazete haçlı gözüyle bakıp bunu haça benzetti. Haçla hiçbir alakası yok. Güzel bakan güzel görür, kötü bakan kötü görür. Onu Allah'a havale ediyoruz. İçerisinde yine Türk damgası svastika var. Uç kısımlarında kufi harfle Allah yazmakta. Evliya Çelebi'yi biliyoruz, seyyah. Her tarafı gezmiş. Gezdiği yerleri seyahatnamesinde dolu dolu anlatmış. Divri Ulu Camii'ni gezdikten sonra seyahatnamesinde şu notu düşmüş. Üstadı mermer taşlara o kadar emek sarf etmiştir ki taşları nakş-ı mükelemon eylemiş. Bu camiyi anlatmaya diller kısır, kalemler kırık kalır demiştir. Biz de diyoruz ki parolamız görmeden ölmeyin. Gördükten sonra Allah uzun ömürler versin. Tam doymayın ki yine gelesiniz. Ayağınıza sağlık. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim. Sağ olun.